Evet millet bir canlı yayın yayınlamışlar. Bir beraber gelecek olan güncelleme ile ilgili verdikleri, gösterdikleri şeylere bakacağız. Daha sonrasında videoyu yavaştan bitireceğiz. Biraz uzun bir canlı yayın olmuş. Zaten ilk birkaç şeyi gerçi birkaç dakikası falan beklemekte geçmiş. Bir şekilde bir zamanlayıcı koymuşlar. Buraları biraz es geçeceğiz şöyle. Evet, buradan itibaren başlatacağız arkadaşlar. Ben de yeni gelen güncellemede neler olduğunu biraz anlatmaya çalışacağım size. Daha sonrasında da videoyu yavaştan bitireceğiz. Siz de yorumlarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi şöyle bir başlatalım bakalım neler geliyormuş. 8 yıl. jump back in. Evet arkadaşlar güzel bir şöyle sinematik e fragman tarzı bir şey yapmışlar. Güzel olmuş bence. Ki zaten ben bu oyunun olduğum olası hani sinik piklerini falan küçük böyle animasyonlarını falan hep sevmişimdir. Oldukça iyi iş yapıyorlar aslında bu konuda. Bunları biraz göstermişler. Şöyle değişik bir arkadaş var. <laughs> Şeyleri tanıtan. güncellemi tanıtan. Bakalım ne diyor? ...game. years of agents playing, 200... So, what Evet, burada işte şey kısmına hani chat kısmına yazın işte en büyük şeyiniz neydi falan filan falan. Filan. bir şeyler saçmalıyor işte. Biraz biraz arkadaşlar bu kısımları geçeceğim. Burada yazanlara falan cevap veriyor. Şimdi direkt güncellemeye gelmek istiyorum şöyle. İlerleyelim, ilerleyelim, ilerleyelim. Ee, bu verdikleri kart bunu geçiyorum. Şöyle birkaç karakterden bahsetmiş. Önemli yerlere gelmeye çalışıyorum arkadaşlar çok e, gereksiz yere videoyu uzatmamak için. Şimdi burada bir e, kupon kodu vermiş ama zaten biz bu kupon kodunu uyguladık arkadaşlar bildiğiniz üzere 300 e, kristal kodu geliyordu ama uygulamadıysanız hala eğer bu kupon kodunu uygulayın hesabınıza 300 kristal gelecek. Devam edelim buraları geçiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben daha önce iki karakterin kesin olarak geleceğini söylemiştim. Bunlardan biri Star-Lord bir de Rocket Raccoon karakteriydi. Üçüncü bir karakter olarak da Mantis karakteri güncelleme alıyormuş. Potansiyel ve kostüm oluyor. Bence oldukça iyi oldu çünkü bu üç karakterde aslında normalde kötü karakterlerdi. Yani bir Star Lord aslında lider olarak az buçuk kullanılıyordu ama diğer iki karakter hemen hemen kullanışsız karakterlerdi. E bu yüzden bence bu karakterlerin güncelleme alması muazzam oldu. Hani mesela Gamora ya da Drax karakterleri gibi az buçuk iş yapan karakterleri güncelleme getirmeleri bence çok iyi olmazdı. E iş i̇ş yapmayan karakterleri güncelleme getirmeleri bence çok güzel olmuş. E Star Lord'un falan liderliği ne alem ne alemde şu anda onu bilmiyorum. E, %55'lik bir enerji sağlığında artış veriyordu. O güzeldi. Ama şöyle evet şurada yetenekleri gösteriyorsa bir bakalım. Evet arkadaşlar bu güzel. Adam şey diyor diyor ki biz liderliğini geliştirdik işte enerji altına artış veriyor onu geliştirdik diyor. Güzel demek ki liderliğinde biraz gelişme var ne kadar geliştirdiler onu bilmiyorum ama. Umarım bir 65-70 olmuştur. Ben görmeyi isterim o, o tarz e, sayıları. Onun dışında e, pasifleri ve e, kostüm etkisi falan da geliştirildi diyor. Burada da ekstra bir buff falan verebilir. E, aynı zamanda bu karakter kategori 4 falan da aldı. Şu anda ışın Erkek ve Kahraman. E, yani ışın Erkek ve Kahraman'ın kullanım alanı biraz daha sınırlı. hani e, Pek çok karaktere göre ama. Yani liderliği sebebiyle falan da kullanabilir. Hatta hasarı iyiyse belki kasılabilir. Ki ona da beraber bakacağız zaten. Şöyle bir devam edelim. Arkadaşlar şurada yetenekleri falan şey yapmışlar bunlara çok bakmaya gerek yok. Starlot, Rocket Raccoon. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Benim gözüme takılan bir iki bir şey vardı ondan bahsetmeye çalışacağım. Şöyle Mantis karakterinde. Evet. Şöyle bir adım geri alalım. Evet arkadaşlar Mantis'in 6. yeteneğini kullandığı, kullandığı zaman bu arkadaş e, yanında Nebula da belirliyor gördüğünüz üzere. E, benim tahminim şu Nebula çok yüksek bir ihtimalle potansiyel alacak. Çünkü genelde potansiyel alan karakterlerin bu şekilde bir ortak saldırısı oluyor 6. yeteneğinde. Yani ile beraber Nebula da bence yüksek bir ihtimalle potansiyel alacak. Hatta artefak da alacak diye tahmin ediyorum. Ki güncelleme notları geldiği zaman da zaten ona detaylı inceleriz. Devam edelim. Let's Evet, şuraya geçelim. Evet, e, reklam için kusura bakmayın arkadaşlar. Oraları es geçtim. Şimdi e, yeni moddan bahsedecek PvP modundan. Bunu biraz merak ediyorum. Bakalım. Şimdi arkadaşlar ilk görünüşü bu şekildeymiş. E, üstte Sezon 1 yazıyor. Yani bu e, mod sezondan sezona değişen özelliklere sahip olacak. Bu güzel. Onun dışında üst tarafta gördüğünüz üzere belli ödüller var 100 bin altın var daha sonrasında 100 tane taş alıyormuşuz Bu ne taşı en ufak bir fikrim yok oyuna geldiği zaman göreceğiz yeni bir şey olmalı ee, Sol alt tarafta bir dükkan var ee, savaş alanı dükkanı diye geçiyor Battlefield ee, Güzel ee, aynı zamanda set team var yani e, takımınızı herhalde önceden ayarlayabiliyorsunuz ya da buradan takım ayarlayabiliyorsunuz direkt olarak e, ma maça başlamadan önce Herhalde böyle bir olayı da var güzel güzel bir de sağda işte temizleme bileti var eksi 3 yazıyor muhtemelen otomatik modda oynuyor. zaten bu mod bu modun otomatik olacağını söylemişlerdi direkt olarak otomatik oynanacak yani biz kontrol etmeyeceğiz zaman savaşındaki gibi onu da zaten söylemişler bunun dışında bir de arkadaşlar lig var sağ tarafta dikkat ettiğiniz üzere gümüş 3 demiş yani bu muhtemelen şu şekilde olacak. İşte gümüş 1, gümüş 2, gümüş 3, altın 1, altın 2, altın 3, işte Vibranium 1, Vibranium 2, Vibranium 3 diye bence gidecek böyle. yani Silver 3 yazmalarının başka bir manası yok bana kalırsa ve bu da çeşitli çeşitli ödüllerde değişimler olacak anlamına geliyor. bence bu güzel. Bence bayağı iyi. Ee, devam edelim. Bir de sağ üstte dikkat ettiyseniz bir tür token var, bir tür nişan var. 24.927 tane varmış bu alamda. Ee, bununla da herhalde bir şeyler alabileceğiz. Ee, devam edelim şöyle. Hatta açalım. Evet arkadaşlar şey diyor. Diyor ki e, bu mod otomatik olacakmış. İşte e, takımınızı, işte karakterlerinizi koyduğunuz yerler e, burada taktiksel olarak işte iyi olacak hani şey yapacak e, işinize yarayacak daha sonrasında aldığınız bufflar falan işinize yarayacak bir takım bufflar alabiliyormuşuz demek ki bir takım yükseltmeler e, bu da ilginç devam edelim. So, take a look at that in one second. But since the Otherworld battle will be seasonally, we plan to add new tactical factors and balancing every season. Bir de şey diyor, her sezonda e, durumu dengeleyecek e, bir takım e, özellikler ekledik diyor. Her sezonda değişecekmiş bu, güzel. Evet arkadaşlar, burası da dükkan kısmı. Buradan da işte bu tokenlerle, biriktirdiğiniz tokenlerle bir şeyler alabiliyor musunuz? Örneğin sol altta ne diyor? E, uygulanacak olan kendisi... E, bilmem ne efektini 110 artır şey. E, rakipten alınan hasarı, e, hasarın yüzde %10 kadarını yok sayar gibi bir özellik. İkinci özellikte ne diyor? E, aktif buff'ların e, etkisini yüzde %15 kadar artırır diyor. Çok güzel. Bu da belli işte saldırı artışları, defans artışları al alıyorsunuz yani buff şeklinde. E, işte karakterinizin sol üstünde falan yer alıyordu. Bunun etkisini %15 kadar artırıyormuş. Bunların ne kadar süre etkin kaldığını bilmiyorum. Bunların belli bir süresi var mı diyelim siz 400 tokyanı bunu aldınız, İşte buff'ınızı falan bilmem neyinizi artırdınız işte. Ama bu bir gün mü sürecek, bir saat mi sürecek yoksa temelli mi alıyorsunuz bu etkiyi onu bilmiyorum ama güzel şeyler, güzel etkiler. Ya yani umarım süreli değildir. Ya yani süresiz, bilmiyorum süresiz olsa da çabuk mu tamamlanır diye düşünüyorum da emin değilim. Bakalım onu da göreceğiz oyuna geldiği zaman. Onu da zaten daha detaylı bir videosunu çekeceğim zaten ben bu modun. Şöyle devam edelim. Bir de diğerlerine de bakalım ne diyor? activation rate 50% chance when attacking applies to enemies decreases active buff effect by 15%. Şey diyor. uygulanacak olan düşman aktif buff'ların aktif buffları %15 kadar etkisini düşürüyormuş. Güzel. Ben yani değişik değişik etkiler var. Devam edelim. World You can, as you can see, you can dream your points for buffs in your other world battles. You can acquire buffs here. Let's go ahead and just grab. We'll go buff effect increase. A bunch here. And evet, we'll go Good. Şey uh, demonstration. So, I'm going to go ahead. Left. 35 defense decrease. Evet e, arkadaşlar belki adam konuşurken sesim gelmemiş olabilir. Birkaç tane daha böyle efekt var. E, alabileceğiniz bufflar falan var. Tokenle falan alıyorsunuz. Bu tokeni de herhalde bu moddan biriktiriyorsunuz. Güzel. Burada da dikkat ettiyseniz 5 kişilik bir takım oluşturuyoruz. Savaş dünyasındaki gibi. E, ama belli etkiler var. Şimdi mesela sol tarafta görünüyor. Şöyle düzeltelim. E, ne diyor? 35% e, defense decrease universal demiş. Yani... E, evrensel karakterlerin defansında %35'lik bir azalma olacakmış. Yani bu da ne demek arkadaşlar? Bu sezonda evrensel karakterler dezavantajlı olacakmış. Daha sonrasında alt tarafta da diyor ki e, gamma radyasyonuna sahip karakterlerin e, verdiği hasarı %250 kadar azaltır ya da alınan hasarı %250 kadar azaltır. Bu da ne demek oluyor? Halk karakteri gibi karakterlerin gene dezavantajı olacak. Daha sonra Phoenix Force ee, özelliğine sahip e, karakterlerin hasarını %300'lük bir azalma olacakmış. Bu da ne demek oluyor? İşte Jin karakteri gibi Phoenix Force özelliğine sahip karakterleri bu bölümde kullanırsanız çöp olacak. Bu da ne demek arkadaşlar? Yani bize çok yönlülük sunmuşlar aslında. Hani işte siz gittiniz sadece Jin karakterini kastınız. Ee, işte iş bitti falan diye düşünürseniz yanılacaksınız. Hani Zaman Savaşı'nda mesela tamam. Jean karakteri en iyisi işte ne bileyim halk karakteri muazzam falan bunları kullanıyorsunuz güzel e, sürekli aynı takımı kullanıyorsunuz ama burada bu şey işe yaramayacak e, sıkıyorsa yap diyorlar yani <laughs> e, o sebepten dolayı da arkadaşlar hani buralarda falan sürekli olarak karakterleri falan değiştirmek durumunda kalacaksınız belli güçlü pvp karakterlerine ihtiyacınız olacak bence bu çok güzel olmuş çünkü e, zaman savaşında bazı rakipler oluyor adamın Jean Grey, Grey karakterini kasmıştı adamın Jean Grey var ya öyle bir kasmış ki herif şeyi Jean Grey karakterini hiçbir şey yapamıyorsun. Ya ben bile arkadaşlar mesela oynuyorum şu an. Atıyorum işte 22 delmen var mesela. Bir ton saldırın bir ton yapam var. Jim beni tekliyor. Öyle bir kasmış herif yani. işte geliş başarılı geliştirmiş, ctp falan takmış bilmem ne. Onlar bayağı problem yaratıyordu. Alamadığımız çok rakip oluyordu. Burada bunu biraz daha dengelemişler artık hani daha değişik karakterleri de kullanabileceğiz. Bence gayet güzel olmuş. Bence iyi yapmışlar. Bunun dışında bir de dikkat ettiyseniz sol üst tarafta böyle bir kırmızı şey var, el işareti var, böyle aşağı doğru ok yapmışlar. Sağ alt tarafında da evrensel var. Bu ne demek oluyor? Evrensel karakterlerin bu bölümde dezavantajı var. Yani bu sezonda dezavantajı var. Kullanırsanız biraz problem yaşayabilirsiniz demiş. Sağ tarafta da gene yukarı doğru bir ok işareti var, mavi renkte ve e ee, sağ alt tarafında da bir tane ikon var. Ee, bildiğim kadarıyla bu güçlü ikonu güçlü özelliğine sahip karakterlerin de bu e, sezonda avantajı olacak. Gene en sağa baktığınız zaman da gene mavi e, mavi arka planda böyle yukarı doğru ok işareti var. Bu da muhtemelen iyi anlamına geliyor. Gene sağ alt tarafında da ortak yaşar e, sembolü var. Ortak yaşar karakterlerde oyunda kim var işte Carnage var Venom var falan filan ama Venom'u falan saymıyorum arkadaşlar çünkü PvP karakteri değil ama Carnage çok güzel bir PvP karakteri. Yani mesela siz burada Carnage'ı kullandığınız zaman güzel bir etki alabileceksiniz bu sezonda daha etkili olacak diye belli tüyolar var. Bu da oldukça iyi mesela atıyorum bu sezonda bizim ne kullanmamız gerekiyor işte Carnage kullanmamız gerekiyor güçlü özelliğine sahip kim var PvP karakteri olarak şu an aklıma gelmiyor ama. Ee, hani o tarz bir karakteri de kullanırsak mesela daha avantajlı olacakmışız, daha güçlü olacakmışız. Bu da bu da bence oldukça güzel olmuş. Farklı farklı karakterleri kullanabileceğiz. Bence harika yapmışlar bu kısmı. Devam edelim. Umarım ödülleri de iyidir. Universal. 250 damage received increase for gamma rate. So you can kind of move these guys Evet arkadaşlar buraya da dikkat ettiyseniz 5 kişilik takımdan bahsetmiştim. Zaten bir de bunların sıraları var. 1, 2, 3, 4, 5 diye tıpkı savaş dünyasındaki gibi siz işte ilk iki e, sıraya hangi karakterleri koyarsanız o maça o e, takımla başlıyordunuz. Burada da benzer bir şey olmuş. 1, 2, 3, 4, 5 gidiyor. Bunları da sırayla herhalde e, arenada dövüştürecek. Bir de dikkat ettiyseniz belli etkiler var. Mesela Star Lord'u lider yapmış. Liderin üstünde e, böyle kare şeklinde küçük bir el var. Bu belli buff buffları temsil ediyor olabilir. Değişik devam edelim. Evet, şurada bir rakip buldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet ve burada da dikkat ettiğiniz üzere artık bu bizim kurduğumuz beşli takıma rakip e, rakip takımda işte bu şekilde saldıracakmış. Mesela işte bir, biz lidere işte Star Lord koymuşuz işte adamın lideri de Black Boltmuş. E, bu iki karakter mi kapışacak yoksa alan savaşı mı olacak tam emin değilim ama işte mesela daha sonrasında e, bizim Rocket Raccoon'un yanına e, ee, o karakterini koymuş, o da üçüncü sıradan e, kendi takımında üçüncü sıraya koymuş falan. Böyle değişik bir şey yapmış. Devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde bir alan var, ikiye iki bir savaş yapıyorsunuz. Ee, otomatik modda oynuyor, zaten kendiniz kontrol edemiyormuşsunuz. Ee, yani olabilir bence bir sakıncası yok. Kendimiz kontrol etseydik aslında biraz da iyi olurdu ama e, yapacak bir şey yok bu şekilde yapmışlar. E, biraz ittifak fethi gibi olmuş. E, tıpkı arkadaşlar savaş dünyası gibi aslında savaş dünyasına oldukça benziyor. E, ara ara gelen bir etkinlik savaş dünyası zaten. E, ama savaş dünyasından farkı burada e, manuel olarak kontrol edemiyorsunuz. Savaş dünyasına edebiliyordunuz. Devam edelim. Evet savaştan sonraki ödüllere bakalım arkadaşlar. İlk olarak alt tarafta bir puan var. Pass points. İşte işte 13 tane puan kazanmış buradan. E, bu Puanları biriktirip biriktirip 3. seviyeye geldiği zaman 100.000 altın kazanıyormuş mesela. Orada bir ödül ödülden bahsetmişler. Daha sonrasında bir de arena ödülleri var. Bir tane kılıç vermiş, 9 tane taş vermiş, 51 tane de token vermiş. Şimdi oradaki buff'lara, dükkandaki buff'lara baktığımız zaman oradaki buff'lar 400 token falan istiyordu. Yani sizin oradaki bir buff'ı alabilmeniz için her birinden 50 kazansanız aşağı yukarı 8 maç yapmanız gerekiyor. 8 maçta oradan bir buff alabiliyorsunuz. Ee, yani buff'lar kalıcıysa aslında kolay yapmışlar. Eğer yok buffların bufflar süreliyse de biraz sıkıntılı olmuş bence. Ee, yani günde kaç kere katılıyoruz bilmiyorum ama 5 kere mi 10 kere falan yapmışlardır herhalde. Ee, Zaman savaşına falan benzetmiş olabilirler. Ee, bu şekilde de ödülleri varmış. Devam edelim. Evet şurayı bir daha geçelim. Our system. In Evet arkadaşlar buraya dikkat ettiyseniz kart kısmının yanında kılıç diye bir kısım daha var. Bu yeni ekleyecekleri özellik. Şimdi ben size daha önceki önceki e, videolardan birinde şeyden bahsetmiştim. Demiştim ki hani e, bize işte belli güncellemeler verecekler, arena falan verecekler. Bunu vermişler. Tamam bu güzel. Gelecek zaten bir sonraki güncellemede. Bunun dışında bir de tüm karakterleri etkileyecek bir bölüm daha getirmişler. Şimdi önceden biz neyi biliyorduk? Kart vardı. Kart dışında işte arşiv kısmı vardı. Arşiv kısmı da bütün karakterleri etkiyordu. Şimdi kart çok önemli miktarda etkiliyor sizin karakterlerinizi. Ama arşiv kısmı öte yandan içgüdü kısmınıza etkiyor. Ve yeteri kadar etkimiyordu. Belli noktalarda biraz aslında problem çekebiliyordunuz. Çünkü hani o arşivleri tamamlaması zaten zor. ama bize verdikleri etkiler de düşüktü bir yandan. bu sebepten dolayı hani arşiv çok önemli bir bölüm haline gelmiyordu. Ama bu kılıç kısmı yeni bir bölüm. Bakalım yani bu bölümde bütün karakterleri etkili, etki şey bütün karakterleri etkileyecek. Bakalım nasıl bir olay olacakmış. X of Sword Evet arkadaşlar kartlarda normalde 5 kartımız vardı. Biz bu, karak, bu biz bu kartları isteğimize göre seçip isteğim, isteğimize göre geliştirebiliyorduk işte. Mavi, kırmızı ya da yeşil yıldız falan yakalamaya çalışıyorduk. Genelde en iyisi mavi zaten. Ee, burada da benzer bir şey getirmişler. Kılıçlar var. Siz bu kılıçları e, geliştiriyorsunuz sanırım. E, anladığım kadarıyla e, ve bu kılıçlarda da renkler var Anca, ancak şöyle bir durum var Arkadaşlar dikkat ettiyseniz bu kılıçlarda 6 tane renk var. E, kartlarda 3 tane renk vardı. E, yani bu durumda aslında kılıçlar biraz daha zor olacak gibi duruyor. Renk elde etmesi biraz daha zor olacak gibi sanki. Çünkü dediğim gibi e, hani burada 6 renk var. Hani bunlardan hepsini aynı renk falan yapmak biraz zor olacak. Bakalım onu da göreceğiz. E, bu kılıçlar ama benim anlamadığım şey şu. Bu kılıçları biz mi elde edip takacağız buralara yoksa bu kılıçlar zaten olduğu yerde duracak biz sadece renkleriyle mi oynayacağız ya da geliştirmekle mi uğraşacağız onu bilmiyorum devam edelim Bu arada dikkat ettiyseniz sağ tarafta da belli yeni özellikler var. Önceden bu özellikler yoktu. Oyuna yeni gelecekler işte güç Zeka, yargı, işte, sanyonik demiş işte, zihinsel bir tür bir şey, stamina işte, e, dayanıklılık falan filan. Normalde bu tür özellikler oyunda yok. Yeni yeni özellikler geliyor ve bunların da belli belli seviyeleri var. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiğiniz üzere, bilmiyorum gör, e, benim gördüğümü görebildiniz mi ama? System Evet kusura bakmayın bir dakika doldurmak zorunda kaldım. Şimdi e, dediğim gibi. E, Burada ben bir iki bir şey dikkatimi çekti benim şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz mesela sağ tarafta stamina kısmında 6 tane mavi şey pardon yeşil bar elde etmiş. Bunu da mesela sol tarafa baktığınız zaman kılıçlarda bir sağ alttaki kılıçta 6 tane yeşil yıldız var. Ee, sol tarafa falan baktığınız zaman da işte en sol üstteki kılıçta bir tane yeşil, e, kırmızı kılıçta bir tane yeşil, mor kılıçta da bir tane yeşil var. Yani bu mantıkla baktığımız zaman aslında 9 tane yeşil olması gerekiyordu. Demek ki bu sistem böyle işlemiyor. Demek ki bu yeşil olan kılıçta full yeşil getirmek gerekiyor ki e, buradaki barınız atsın. Mesela sol üstteki turuncu kılıçta 3 tane turuncu bar getirmiş. Sağ tarafa baktığınız zaman da güç kısmı 3. Yani 3 tane turuncu bar dolmuş. Benim tahminim şu. Bu turuncu... Kılıçta turuncu yıldızları yakalamaya çalışacağız. Mavi kılıçta mavi yıldızları, kırmızı kılıçta kırmızı yıldızları falan diye gidecek. Bunları yakaladığımız zaman da ekstra özellikler alacağız. Buradaki barlarımız bizim dolacak. Ancak dediğim gibi 6 renk olduğu için tutturmak bence bayağı zor olacak. Umarım etkileri iyidir. Yani umarım uğraştığımıza değiyordur. Devam edelim. Fark ettiğim bir diğer şey de şu arkadaşlar Şimdi görmüşken hazır ondan da bahsedeyim Sağ üst tarafta bir de 26 yazıyor Bu muhtemelen sizin e, arena seviyeniz Ben öyle tahmin ediyorum e, Bu arena seviyenizde de işte 26'da size ne veriyormuş e, Tüm saldırılarda %31.5'lik bir artış Bu da oldukça yüksek bir artış aslında e, Hesabınızı uçurabilir e, Yani bu seviyeyi nasıl geliştiriyoruz bilmiyorum ama e, Yani bu seviyede muhtemelen bayağı bir etkileyecek Devam edelim Evet şimdi arkadaşlar ilk olarak sağdaki kısmı değinelim. Sağda 100 tane kılıç var. Bu kılıçları birleştirerek bir daha güçlü bir kılıç elde edip daha sonra bu renkler üzerinde oynama yapıyor olabiliriz. Böyle bir şey olabilir. Emin olmayarak konuşuyorum ama. hani belli belli Eşyalar elde edip bunları renk üzerinde kullanıyor olabiliriz bunun dışında aslında sol tarafa baktığınız zaman da çok güçlü etkilerin olduğunu görebilirsiniz mesela soldaki kırmızı kılıçta bu adam 4 tane kırmızı yıldız yakalamış işte artı 4 bize yargı veriyormuş alttaki özelliklere dikkat edin e, yp'de %11'lik bir artış kaçınma yok saydı %28.5'lik bir artış. Yetenek şey yetenek bekleme süresinde 339'luk bir azalma bu ama yüzde değil. Normal 339 olarak değer olarak hesaplamış. Daha sonrasında tüm defanslarda %67.8'lik bir artış. Bir de altta da işte ateş direnci falan filan da var onları geçiyorum. Arkadaşlar burada ciddi artışlar var. Şimdi onu söyleyebilirim. Gerçekten çok ciddi artışlar var. Çünkü tüm defanslarda %67.8 diyor. Bu muazzam bir artış yani e, hani bu özelliklerle hani her biri bu böyle özellikler veriyorsa e, kartları bile geçmiş olabilir bu sistem kartlardan bile daha iyi olabilir e, yani emin değilim ama muazzam etkileri var bilmiyorum ya muhtemelen zaten zordur ben kartlardan da kartlardan bile daha zor olduğunu tahmin ediyorum bu sistemin ama etkileri çok iyi hani ben bu sistemin açıkçası bir artısını bir de eksisini görüyorum arkadaşlar. Artısı şu şekilde. Yeni oyuncular ya da orta seviyede oyuncular mesela Dormanmu da çok problem çekiyordu. Ya işte diyordu benim işte kartlardan %8 dermem var, %10 dermem var. Ben gene Dormanmu'yu kesemiyorum. Hani bu açılardan bu kılıçlar ekstra bir özellik getireceği için size e, bu alanlarda e, size size daha e, daha çok rahatlık sağlayabilen, yani daha rahat tamamlayabilirsiniz. Böyle bir avantaj olur. Özellikle yeni ve orta seviyeli oyuncular için söylüyorum. E, bu arkadaşlar için oldukça yararlı olacak diye düşünüyorum. E, ama sıkıntılı kısmı da şu ki kartlardan daha zor geliştirilecek gibi duruyor. E, altı renk olmasından dolayı. E, bir de bu malzemeleri kim bilir ne kadar zorlukla elde edeceğiz. O da ayrı bir mevzu. E, o sebepten dolayı da geliştirmesi de biraz zor olacak gibi. E, yani yeni bir meydan okuma Bilmiyorum ben biraz uğraşırım bakalım. Umarım sinir bozucu değildir. Ya yani eğlenceliyse arkadaşlar ben okeyim ama sinir bozucuysa biraz gelebilir beni. Bakalım onu da göreceğiz geldiği zaman. Ama arkadaşlar dediğim gibi etkileri muazzam yani çok yüksek. Yani kaçınma yoksa %28.5 ne demek? Max YP'de %11'lik artış tamam Bu biraz daha di diğerlerine göre daha iyi kalıyor. Tüm defanslarda %67.8. Çok yüksek. Yani kartların yanında Baya iyi kalıyor. Öyle söyleyeyim. Devam edelim. Evet diğer kılıca geçti. Bu kılıçta da size yüzdelik dilim vermiyorlar. Herhalde en altta bir zihin direncinde yüzde 41'lik bir artış var. Bu da yüksek aslında ama bunun dışında belli normal şeyler vermiş. Savun, savunma yok sayma yüzde 57 artış. iyileşme oranında bir takım artışlar. Bunlar biraz düşük arkadaşlar. Yüzdeli olanlar bayağı sağlam. Ama normal verenler yani normal değer verenler çok aşırı yüksek gelmedi. Fena da değil ama güzel devam edelim. Sarı kılıca bakalım. Kritik hasarda 796'lık bir artış. Bu fena değilmiş bu güzelmiş. Fiziksel saldırıda 101'lik bir artış. İdare eder. Tüm saldırıda 778. Bu da güzel. Sonra gene fiziksel saldırı, fiziksel saldırı. Ardı ardına gene artış var. Aslında fena değil. Bu da gayet iyi diyebilirim. Yeşilde de arkadaşlar tamamen direnç var acaba bu özellikler değişebiliyor mu şimdi onu da bilmiyorum belki komple değiştirebiliyoruzdu, belki sabit veriyordur bu özellikleri emin değilim ama ee, Verdiği özellikler baya bir direnç var dirençler genelde oyunda çok bir işimize yaramıyor ama buradaki yüzdeler çok yüksek yani kartlarda bizim aldığımız maksimum yüzde yüzde on oluyor Ya burada arkadaşlar iki tane mesela ateş direnci var yüzde kırk iki yüzde kırk dokuz daha neredeyse yüzde yüz kadar bir şey var burada artış var yani muazzam bir artış şey mesela bu örneğin bu ateş direnci cine karşı büyük problem çıkarır. Mesela sizin bu kadar ateş direnciniz olursa cin karakteri size çok bir şey yapamaz. Hani bu açılardan düşündüğümüz zaman aslında oldukça sağlam olduğunu görebiliyoruz. Devam edelim. Evet buna baktık zaten. Herhalde o Herhalde o e, kılıçla falan geliştireceğiz arkadaşlar, öyle bir şeyler var. Evet arkadaşlar, genel olarak bu şekilde. Son olarak videoyu bitirmeden önce de şu, e, şu kupon kodunu da size söyleyeyim. E, bu kupon kodunu girdiğiniz zaman size 6 yıldız seçici karakter veriyor. E, zamanı var ama siz gene de girin şimdiden. Ee, ödül alın. Altı yıldız seçili çok iyi bir... ...Kristal kadar iyi bir ödül olmayabilir ama hiç yoktan iyidir. Ee, belki biraz biyometrik falan da alırsınız. Karakteriniz yoksa karakter alırsınız falan. Ee, genel olarak güncelleme... ...bu şekildeydi. İlginç şeyler var. Güncelleme notları yayınlandığı zaman... ...üzerinde belki biraz daha detaylı konuşuruz. Oyuna geldiği zaman özellikle bunlar için video çekeceğim zaten. Ee, onun da bilgisini vereyim. Hani benim fikrimi soracak olursanız... E, ...iyi mi oldu, kötü mü oldu diye... ...arkadaşlar ben henüz tam olarak görmediğimiz için... ...bir şey diyemiyorum. Şimdi bu kılıçlar... ...eğer çok sinir bozucu bir şeyse benim... Ben yani e, biraz şey yapabilirim. Nasıl diyeyim? Ya çok hoşuma gitmez o durum öyle söyleyeyim arkadaşlar. E, ama hani yok e, biraz daha e, işin içine eğlence kattılarsa falan işte. E, hani geliştirirken falan keyif alıyorsak eğer. Hani keyif alacağım bir şeyse ben gayet okeyim. Bence problem yok. E, savaş alanını, alanına gelecek olursam da bu yeni. E, yani ödülleri iyiyse iyi de hani çok eğlenceli görünmedi bana bilmiyorum. Savaş dünyasından ben mesela çok keyif almam normalde. E, bu da savaş dünyasına benziyor. E, bu modda benim e, şey dikkatimi çeken, hoşuma giden şey sezondan sezona değişmesi oldu. O hoşuma gitti. Farklı karakterleri falan kullanıp sürekli mesela Jean kullan ya da Hulk kullan falan sıkar arkadaşlar bir süre sonra. Beni sıkıyor yani. Onu onları beğendim ama e, savaş dünyasına falan benzemesi biraz hani sisteminin ona benzemesi çok hoşuma gitmedi. Onun dışında aslında güzel gibi duruyor. Ee, hani e, of the Galaxy güncellemesinde alacağımız 3 karakteri de ben gayet beğendim. Ee, i̇yi karakterleri güncelleme getirmişler. Onda da bir problem yok bence. Evet sizin fikirlerinize duymak isterim ama arkadaşlar. Ee, fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.